fotoğraflarını aktardı. Şimdi bir kez daha kameralarımızı Taksim Meydanı'na çevirelim. Arkadaşımız Yasemin Küçükkaya'yı görüyorum. Sanıyorum onun tekrar yanında bir konuğu olacak. Kendisine bırakalım sözü. Evet, emeğin gününde Taksim Meydanı'nda büyük bir coşku yaşanıyor. Şu anda konuşmalar yapılıyor. Telsiz komitesi bu sene kürsüyü işçilere bıraktı. Konfederasyon başkanlarından ziyade oluşturulan ortak metinler seslendirildi. Talepler dile getirildi, maaşlar okundu. Yanımızda konuklarımız var. AK Parti milletvekilleri ve aynı zamanda milletvekili adayları var İstanbul'dan. Feyzullah Bey'si ve Sayın İbrahim Yiğit yanımızda. Öncelikle Feyzullah Bey size dönmek istiyorum. Efendim uzun yıllardır Taksim'de kutlanmak istiyordu ama bir türlü olmuyordu. Sizin hükümetiniz dönemine denk geldi. 1 Mayıs artık Taksim'de kutlanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok mutluyum. Çünkü bu kutlamanın en büyük etkenlerinden, müsebbiplerinden birisi benim şu andaki AK Partim ve benim partim ve Büyük Millet Meclisi bugünleri bize gerçekten bağışladı. Güzel bir gün, emek ve dayanışma bayramı, dayanışma günü ve insanlar... Şöyle verebilir miyiz kameraya efendim? İnsanlar sevgi içinde, saygı içinde, dostluk içinde, el ele, gönül gönüle ve hiçbir kavga olmadan normal bir şekilde 1 Mayıs kutlamaları yapıyor. Bu çok güzel bir olay. Bu Türkiye'nin vesayet rejiminden kurtulduğunu, hukuk kuralları içine girdiğini ve normalleştiğini gösteriyor. Ülkemizi daha çok güzellikler inşallah bekliyor. Daha çok güzel 1 Mayıslar ve çok güzel günler yaşayacağız. Çünkü artık zihniyet, anlayış hiçbir zaman insanları suçlayan değil, horlayan değil, onları insan olarak en yüksek derecede gören ve onlara gerekli değeri veren ve onların değerini bilen bir anlayış var. Yani AK Parti var. Ben bütün işçilerimize, emekçilerimize, halkımıza 1 Mayıs'larını tebrik ediyor, sevgi ve saygılar diliyorum. Efendim aynı zamanda siz her sene 1 Mayıs için Taksim'e de geliyorum dediniz. Evet. Daha önce çok şiddetli olaylar yaşandı. Ben ilk 77'deki 1 Mayıs'ı burada yaşayanlardanım. Çok iyi biliyorum. O gün birçok vatandaşımız belki de derin güçler tarafından maalesef öldürüldü. Ama o hükümetlerin bir günahıydı. Şimdi bizim sevabımızı görüyorlar. Size dönelim İbrahim Yiğit, İstanbul milletvekilimiz. Siz de uzun süredir geliyorsunuz, Taksim Meydanı'nda oluyorsunuz İstanbul'da birisi olarak. Taksim artık 1 Mayıs için kutlama alanı, 1 Mayıs meydanı. Siz neler hissediyorsunuz İstanbul'da? 30 yıldır 1 Mayıs'a gelir giderim. Yani bu meydanlarda 30 yıldır varım. Ben daha önce 12 Eylül öncesi biliyorsun ondan sonra ilk karanlık acı bir olay yaşandı. Bu acı olay 12 Eylül provokatörleri ve 12 Eylül darbecileri yaptı. Tarihin en karanlık, en acı dönemini bu ülkeye yaşattılar. Ve ondan sonra da siyasi iktidarlar, siyasi partiler bunun üzerinde fazla durmadılar. Fakat biz sendikaları o zaman kapattılar. Biz iktidar olarak, ilk olarak ondan sonra Emek ve Dayanışma Partimi resmi tatil olarak ilan ettik. Bu dünya genelinde tüm emekçilerin ve dayanışma bayramlarını da kutluyorum. Tabii bu ülkede özgürlüklerin önüne açmak lazım. Demokrasiyi geliştirmek lazım. Bu ülkede toplumsal barışı sağlamak lazım. Etnik köken, inanç grubu ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın barış içerisinde bir arada yaşamaları gerekir. İşte biraz önce gördük. Kendi dilinden kendi türküsünü söylediler. Kendi dilinden kendi kültürünü öğrenmek istiyorlar. Bu demokrasinin gereğidir. Bu bizim yaptığımız demokratik açılımın bir işaretidir. İşte Alevi, Sünni, Alevi çalıştayları başlattık. 3 tane konu çıktı. İkisini çözümledik. Diğerini de çözümlemek üzereyiz. Ve bunun yanında daha önce devlet hep otoriter olmuş, baskıcı olmuş. Bu ülkede az bir demokrasi olsun, az bir özgürlükler olsun, az bir hukuk devleti mantığıyla yönetilmiş. Fakat biz diyoruz ki daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok toplumsal barış. Devletin görevi de insan haklarına, insan oruna yaraşır bir yaşam sağlamaktır. Evet, son 2 senedir de bir normalleşme sürecinde yaşanıyor. Normalleşiyor, travma atlatılıyor artık. Bu anlamda neler söylüyorsunuz? Evet, Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Türkiye artık yalnız dünyada lider konumuna geldi. Orta Doğu'da lider konumunda. Biz diyoruz ki konuşan bir Türkiye, kaynaşan bir Türkiye, üreten bir Türkiye, barışan bir Türkiye ve çalışan bir Türkiye. Hem Türkiye'nin bu anlamda
Mayıs 1977'yi yaşamıştım ben bu meydanda. Bu meydanda şu karşıdan ateş açılmıştı ve şu otel odalarından aşağı ateş açılmıştı. O yıl Türkiye'de bir travma ortaya çıktı ve işçiler bunu hiç unutamadılar. Şimdi artık işçilerin normalleşmesi, emekçilerin normalleşmesi sürecini yaşıyoruz. Unutmayacağız. Bu devletin içine çökmüş derin devleti unutmayacağız. Ama bundan böyle kardeşlik, dostluk ve barış içinde emek ve dayanışma günümüzü birlikte kutlayacağız. Biz buna katkı sağlamaya çalıştık. Yasayı değiştirerek bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi az önce de hem Kürtçe dinledik bildirileri, hem Türkçe, aynı zamanda pek çok uluslararası marşları da dinledik burada. Büyük bir coşku var. Atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu meydanda Kürtçe konuşulabiliyor artık. Kürtçe konuşulabiliyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Ve Türkiye'de insanlarımız, farklı etnik gruptaki insanların da kendi dilleriyle konuşabileceklerini gördüler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Taksim'in